Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Utku Çakır Özer. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Çakır Özer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dış politika ciddiyet isteyen bir meseledir. Dün ve bugün üyesi olduğumuz NATO'nun zirvesi yapılmakta. İsveç'in NATO üyeliği meselesi, ülkemizin takındığı tavır önemli bir hadisedir. Hem ülkemizin güvenliği açısından hem de üyesi olduğu NATO ittifakı ve Batı kurumları ile ilişkilerimiz açısından önemlidir. Maalesef böylesine önemli bir hadisede ülkemizi yöneten kadro yine bildiğimiz dostlara, müttefiklerimize güven telkin etmekten uzak, zikzak politikaları ve iç politikaya dönük yaklaşımlar sergilemiştir, sergilemektedir. Aylardır İsveç'ten, Finlandiya'dan hiçbir teröristi iade alamadık. Atılan adımlar yetersiz. Böyle olursa üye yapmayız demiyor muydunuz? Peki öyleyse kaç kişi iade aldınız? Madem ABD bastırınca evet diyecektiniz, o zaman iki gün öncesine kadar neden veto edeceğiz dediniz. Sonra değerli arkadaşlarım, iki yıldır içeriye kahramanlık nutukları atanlar Amerika bastırınca bu sefer U dönüşlerine gerekçe aradı. Buldular da. Neymiş? İsveç bize AB'nin kapısını açacakmış, biz de onlara NATO'yu açacakmışız. Değerli milletvekilleri, evet bu ülkede milyonlarca yurttaşımız geleceğini Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyette görmektedir. Bunun simgeleşmiş hali Avrupa Birliği'dir, Batı kurumları ile ilişkilerdir. Ancak orası NATO'dur. AB'nin kilicini açacak yer değildir. O kilidi açacak ülkede İsveç değildir. Ortada büyük bir kandırmaca var. Hem ülkemiz kendi vatandaşını kandırıyor, hem de oradaki müttefiklerimiz bizleri kandırmakta. ABD Başkanı bastırınca haydi çevir kazı yanmasın oluyor. Dış politika böyle yönetilmez. Sayın Erdoğan, Sayın AK Partili arkadaşlarımız, gerçekten Türkiye'nin AB üyesi olmasını istiyor musunuz? O zaman çare NATO'da değil, çare burada, evimizde. Demokrasiyi, hukuk devletini burada yaşatacaksınız. Milletvekili, gazeteci, belediye başkanı, hak savunucusunu zindanlarda tutarak Avrupa Birliği yolu açılmaz, açamazsınız. Gümrük Birliği dahi güncellenemez. Avrupa Konseyi üyesiyiz ama AİHM'in kararlarına uymadığımız için yaptırım uygulanacak. Böyle bir şey olabilir mi? NATO'daki U dönüşünün ikinci kandırmacası ne? Efendim İsveç bize serbest dolaşımın önünü açacakmış. Doğru değil. İçeriye boş hayal satmaca. Ya doğrusu ne? Yurttaşlarımızın çektiği vize çilesinin çözüm yeri NATO değil, İsveç de değil. Ya neresi? Yine burası. Çünkü siz AB ile kendiniz anlaşma yaptınız. Şu kriterler yerine gelince vizesiz dolaşım başlayacaktı. Ne zaman? 1 Temmuz 2016'da. Neden başlamıyor? Çünkü bu iktidar terörist diye gazeteciyi, siyasetçiyi cezaevine atıyor. Televizyon kanallarını karartıyor, kapatıyor. 13-14 yaşındaki çocukları ifadesi nedeniyle hapse atıyor. Başka? Bu iktidar kişisel verilerimizi korumuyor. İşte hepimizin e-devlet bilgileri para karşılığı alınıyor, satılıyor. Değerli milletvekilleri. Buyurun. Tamamlayın. Tabii ki biz hem Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, hem vize serbestisi, hem de ülkemizin AB hakkı olan AB üyeliği için evet hazırız, destek vermeye hazırız. Ama bu meseleler iktidarın ikiyüzlü politikalarını, zikzak politikalarını gizlemek için, ilkesiz U dönüşlerini örtmek için kullanılmasını da doğru bulmuyoruz. Türkiye AB ilişkilerinin gidişatından bağımsız olarak Türkiye'de çoğulculuğa ve kuvvetler ayrılığına dayalı demokrasinin, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü esas alan siyaset anlayışının ülkemizde kökleşmesi, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasın olmazsa olmaz koşuludur. Biz bu yönde mücadeleye devam edeceğiz. Yüce Meclis'e hitaben sözlerimize son verirken bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan havaalanında yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği için son sözü parlamento söyler dedi. Evet, doğru ama nasıl olduysa meclisin önemini, kritik rolünü anımsayan Erdoğan bu gerçeği